Değerli izleyenler, asrın felaketinin yıl dönümünden sizlere sesleniyorum. 6 Şubat yalnızca doğrudan doğruya etkilediği 11 ili değil, aynı zamanda tüm Türkiye'yi sarstı. Hepimiz bu acıyı gönülden ve yürekten hissettik. Elimizden geleni de yapmaya çalıştık. Şimdi ben işin Alanya kısmını değerlendireceğim. Alanya kısmına gelmeden önce şunu söyleyebilirim. Hala orada insanlar çadır kentlerde ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyorlar. Ulusal kanallarda depremin yıl dönümünde neler yaşadıklarına dair pek çok video izleyeceksinizdir. Ben işin Alanya kısmına geleyim o sebeple. Alanya'da pek çok 50 binin üzerinde, pek çok derken kastım bu, 50 binin üzerinde depremzedeyi ağırladık. Ama nasıl ağırladık? Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu ve devletin halihazırda deprem bölgesinde yönetemediği kriz sebebiyle Alanya'da turizmcilere baskı uyguladı ve turizmciler otellerini açtılar. Açmak durumunda kaldılar. Kimi otelciler sahip çıktı, kimi otelciler sahip çıkamadı. Sahip çıkmak da zaten zorunda değillerdi. Yani vicdanen bir muhasebe söz konusu burada. Zorunda değiller derken kastım bu. Sonuç olarak orada yapması gereken şeyi devletin yapması gerekirdi. Mevcut iktidarın yapması gerekirdi. Yapamadı. Bu krizi yönetemediler. Hepimiz biliyoruz. Alanya'da otelciler otellerini açtılar. Orada da şöyle bir parantez açayım. Neden Belek otelcileri değil, neden başka bir yerdeki otelciler değil de Alanya'da Çavuşoğlu'nun tehdidi veya baskıları üzerine oteller açıldı? Çünkü Çavuşoğlu'nun gücü Alanya'ya yetti. Bu açıktı. Bunu yine bir kenara bırakıyorum. Bu insanlar buralara geldiler. Geldiklerinde ki bizler de sahadaydık. Ayaklarında ayakkabıları yoktu. Üstlerinde montları yoktu falan filan. Yani bilenler bileceklerdir. Böylesi çoklu çaresizlikle ben hiç karşılaşmadım. Hepimizin acıları var. Hepimiz dönem dönem acılar yaşamışızdır. Annemizi kaybetmişizdir, babamızı kaybetmişizdir, kardeşimizi kaybetmişizdir. Büyük acılar yaşamışızdır ama ben ömrü hayatımda o dönem gördüğüm, Alanya'da gördüğüm kadar çoklu çaresizlikle açıkçası karşılaşmadım. Halen bu çaresizliğin acısını da içimde yaşayan bir insan olarak bu cümleleri kuruyorum depremin yıl dönümünde. Bu insanlar buraya geldiler. Biz bu insanları bir şekilde ağırladık. Bu esnada devlet yoktu. Devletin olmadığı gibi ya nasıl anlatayım? Çok da bu platformda ya aslında söylemek lazım da söyleyemeyeceğim şeyler arka arkaya sıralanır. Sizler de gayet iyi bunları bilirsiniz. Zordu. Zordu ama geçti. Alanya'da böyle bir imtihan verdi. Özellikle Alanya için bu videoyu çekiyorum. Bu imtihan dahilinde turizmcilerin bence çok çok değerli katkıları var. Memlekette her şey turizmcilere ihale ediyoruz ya. Yani işte uçak düşüyor, turizmciler hadi bakalım. Yani artık bu sezondan herhangi bir şey beklemeyelim diyoruz. Ya da işte deprem oluyor, hadi siz bir elinizi taşın altına koyun diyoruz vesaire. Turizmcilerin de değerini bilmek lazım yani gerçekten Alanya için önemliler, ülke için önemliler. Acılarını paylaşarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza tek tek selam söyleyerek ki burada tanıştığımız çok kıymetli insanlar oldu. Umarım bir gün yaralarınız sarılır ya. Ve şunu da belirteyim. Eğer biz Alanya'da böyle bir deprem felaketiyle karşılaşmış olsaydık,
Ki o zaman yıkım çok daha acı olabilirdi. Bunu da belirteyim. Çünkü Alanya'nın yapısı da son derece eskiye dayanıyor. Ve çok kötü. Kentsel dönüşümde de zaten sıfırın altındayız. Alanya'da biz bunu yaşamış olsaydık ve bir şekliyle biz Güneydoğu bölgesine yaralı bir vaziyette mağduriyetimizle gitseydik, bu insanlar bizi başlarının üstünde ağırlarlardı. Biz bunu çok becerebildik mi emin değilim. Yani bunu da Alanyalıların kucağına bırakıyorum ya da Alanya'da yaşayan her bir yurttaşın kucağına bırakıyorum. Çok ufak bir anekdot da anlatayım. Bir gün bir otele gittik. Bir tane fizyoterapist kız şey dedi. Benim evim de vardı, arabam da vardı, her şeyim vardı ama depremi yaşadık. Dolayısıyla buraya gelmek zorunda kaldık. Geldik ama burada işte kaymakamlığa gidiyorum. Kapı suratıma kapanıyor. Sosyal hizmetlere gidiyorum. Kapı suratıma kapanıyor. Sokakta yürüyüşe çıkıyorum. Bunlar da Suriyelilerden beter. İşte bunlar niye geldi cümleleriyle karşılaşıyorum dedi. O kadar utandım ki. Biz niye bunu yaşattık ya bu insanlara? Yani sizce reva mıydı yani, hak mıydı? Biz o insanların yaşadığı mağduriyeti yaşamış olsaydık şayet ve oraya gitseydik, sizler bu cümleleri duymaktan hoşlanır mıydınız? Ya da gittiğiniz her kapı suratınıza kapansaydı ne hissederdiniz? Bunu da empati açısından bir kenara bırakıyorum.